Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan mülteci anlaşmasının uygulanmaya başlaması sonrası Ege Denizi'ndeki kaçak göçmen sayısı ciddi oranda azaldı. Daha önce yüzlerce kişinin ölümü göze alarak çıktığı yolda en son salı günü sadece 68 kişi yakalandı. Bölgede yasa dışı göçle mücadele için sahil güvenlik ekipleri görev yapıyor. Lübnan'da pasaport başvurusu yaptım. Filistinliyim. Orada yaşamama izin verilmiyor. Biliyorsunuz Lübnan'da Filistinli krizi var. Bir ülkemiz, toprağımız yok. Hafta başında ilk mülteci kafilesi Sakız ve Midilli adalarından Ege kıyısındaki Dikili'ye getirildi. Yunanistan'daki mültecilerden bazıları Türkiye'ye gitmek istemediğini dile getiriyor. 20 Mart'tan itibaren yaklaşık 3500 mülteciden 2800'ü iltica başvurusu yaptı. Atina'nın ise başvuruları kabul edilmeyenleri 2 hafta içinde sınır dışı etmesi bekleniyor. Eğer geri gönderilirsek bütün hayallerimiz suya düşmüş olacak. Biz buraya geldik. Gelirken de çok para harcadık. Midilli Adası'nda gönüllü çalışan insani yardım kuruluşları mültecileri ne yapmaları gerektiği konusunda yönlendiriyor. İki kişiyi gönderdiler. Onlar da intihar etti. Boyunlarına ip bağlayıp kendilerini astılar. Çünkü eğer biz geri gidersek yaşayamayız. Bazıları evlerini sattı. Eğer geri dönerlerse ölecekler. Yunan adalarındaki mülteciler endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. (Gülüyor)